Disiplinler Aşırı söyleşilerimizin 41.sini düzenliyoruz. Robinson Crusoe kitap evinin ev sahipliğinde ve minör yayınları Hikmet Akyüz'ün koordinatörlüğünde yapıyoruz bu söyleşileri. Bugünkü söyleşimizin konuğu Sayın Ufuk Buras. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Her şeyden önce ben kişisel bir şeyle başlayayım. Hayatımda en fazla röportaj yaptığım kişi sizsinizdir. Sizin muhtemelen çok daha fazla kişiyle farklı zamanlarda röportaj yaptığınızı biliyorum. Ama ilk röportajımızı ben üniversitede okurken yapmıştım. Üniversite dergisi için. Hatırlıyorum. Ondan sonra ben bir sendika için yapmıştım. Sonra da yeni çıkan kitabınız için yapmıştık 2 sene önce. Fakat şöyle de dramatik bir şey oldu. Bu röportajların hiçbir elinde olmadı benim. Bir şekilde üniversite dergisinin o kaydı gitti. Ondan sonra hatta sosyal medya üzerinden de söyleşi yapmıştık. Hı-hı. Pantem üzerinde. Bu da benim kendi kabiliyetsizliğimden diyeyim. Kaydı bir şekilde kaydedemedik. O da o şekilde gitti. En son kaydımızı da kaybettik. Hayatta hiçbir şey oldu. Kaybolmaz, bir gün bir yerden çıkar. Olabilir, dediğiniz doğru. Şimdi ama işi garantiye aldık bir yönüyle. Evet. Hem yaka mikrofonundan, hem ortam kayıt cihazından, hem de telefon üzerinden kayıt alıyoruz. Tamam. Elimizden geldiğince işi sağlam aldık değil. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. İyisiniz, iyi görüyorsunuz. 41. söyleşte 41 kere maşallah diyeyim o zaman ben de size. Sağ olun, nazar değmesin. Nazar değmesin. Hocam şuradan başlayalım isterseniz. Ufuk Buras nerede doğdu? Nasıl bir çevrede yetişti, büyüdü? Ben bir memur çocuğuyum. Babam asker emeklisiydi. Dolayısıyla Türkiye'nin hani birçok ilini dolaştık. 21 ev dolaşmışız. Her şey böyle katlanırdı nelerler ona. Ve ya bizim dönem yani 60'lı yıllar çocukluk, 70'li yıllar memur çocukların zaten genellikle sol tandanslı olurdu yani. Bu biraz bütün Türkiye'yi dolaşmakla ilgili. Kandilli, Erzincan, Gelibolu, Ankara, Çorlu. İlkokul hiç arkadaşım olmadı o yüzden. Yani ilkokulun 5 sınıfında ayrı okudum. Çorlu'da ilkokul sondayken bir gün ya bir kolejlere giriş sınavı oluyormuş diye teyzem bir şey söyledi. Ona böyle bir girdim ve tesadüfen kendimi Kadıköy Marif Koleji'nde buldum. Öyle geçti. Marif Koleji, Marif Koleji olduğu zaman. Olduğu zamanlar. Sonra tam ortasındayken Anadolu Lisesi oldu. Ama iyi bir okuldu tabii. Yani bütün formasyonumuzu orada aldım. İlk başta Amerikalı hocalar da vardı. Edith Oyhan falan gibi hocalarımı hatırlıyorum. Fakat bu Yankee Go Home kampanyaları yüzünden İngilizcemizi zayıflattı. Yani o kampanyalar hani kendi halinde İngilizce hocalarını nasıl diyelim bir CIA ajanı muamelesi görünce yani belki aralarında öylesi de vardı. Daha iyi bir İngilizcemiz olabilecekken zayıfladı tabii. Yani Türk hocalarımız da çok iyiydi tabii ama. O sırada işte bir hani solculaşma dönemi. Okulda abilerimiz, etüt abilerimiz yatılırken öyleydi. Sorarlardı bu Galatasaray'da şey vardı böyle bir heykel vardı. O nedir diye bilemezdik. Kızarlardı. Onlar halka giren kazıklar falan. Galatasaray meydanındaki. Meydanındaki şeyi. Onu yumuşatmak için hocam şimdi hemen arkasına Akdeniz heykelini koydular sanırım. Ya geçenlerde İstanbul Üniversitesi, yani daldan dala atlıyoruz ama Cumhuriyet'in 100. yıl müktesebatı üzerine doktora dersin salonda bir konferans verirken bir gün aklıma geldi konferans öncesi. Bir 27 Mayıs devrimiyle ilgili yani tırnak içinde bir taş heykelcik vardı. Bir ona bakayım dedim. O neyse kaldırılmış yani. Yıllardır o heykeli hatırlarım bir de. 27 Mayıs şey üniversitenin bahçesinde. Onu kutsayan bir taş bloktu. Tam ne zaman kaldırıldı falan farkında değilim. Nereye kondu onu da bilmiyorum. Ben öğrencike vardı orada. Ben de hatırlıyorum. O taşı hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum tabii. Yani bir ara o kalkmış fakat kimse bilmiyor. Hani ileride devir değişir sorunlu olmayalım diye. Sonuçta avuk savuk bir taştı ama işte 27 Mayıs mesela bakışla ilgili bir şey galiba. İşte lisede işte bu solcu abilerimizin rahli tedrisatından geçtik ama ben çok hani dini bütün bir aileden geldiğim için yani CHP'li bir aile ama sonuçta işte asker, memur çocuğuyuz. Hep bir ontolojik konularda bir direncim sürdü dini meselelerde. Neredeyse lise sona kadar falan. Sonra işte modern biyoloji derslerinden
amino asitlerden proteinler elde edilmesi 60'lı yılların koşullarını falan onlar beni sorgulamaya neden oldu. Ve o dönem hani işte o arayışlar bizi hani daha çok edebiyat üzerinden. Gorkiler falan okurduk. Gorki ödevi hazırladığımı düşünüyorum. Oradan gelen bir solculaşma. Nedense Kadıköy Maarif Koleji'nde de böyle yani anti-kemalizmin en uç örneği olan Kaypakkaya geleneği çok hakim siyasetti yani. Kaypakkaya geleneğinin kemalizm eleştirisi vesaire çok etkiliyordu insanları. Yani o gruba dair insanlarla Ümraniye'de gecekondu çalışmasına falan gittiğimizi hatırlıyorum. Son Ümraniye 1. bölgede milletvekili adayı olunca bir tür onlar şey olmuş, apartmanlara dönüşmüş falan. Ya emeğimiz nerelere gitmiş diye ayıflandık. Ya bir türlü işte kapital falan doğru düzgün anlayamıyorum. İktisat fakültesini yazdım. İstanbul Üniversitesi. İktisat fakültesinden sonra orada hem okuyorum hem çalışıyorum. Toktamış Ateş'e dedim ki ya kütüphanedeki bütün kitapları biliyorum yani. Hocalar gelip bana sordu. Ya burada bir memuriyet falan olmaz mı? Ya ne kütüphanesi? Gelsin asistan alalım falan dedim. Öyle bir Toktamış Ateş'in devrim tarihi derslerine girerek hem Mete Tuncay hem hocanın kendi kitabı olmak üzere ya daha öğrencilerin daha kendi tarihlerine eleştirel bakmasını sağlamakla geçti hayatım. Tabii hayıflandığım konulardan bir tanesi üniversitede kalıp iyi bir akademisyen olmak isterdim ama doktorayı verdikten sonra cemiyet başkanlığı, sendika başkanlığı, parti başkanlığı derken kendimi bir tür öğretmen olarak buldum yani. Yani bir süre sonra literatürü takip edemez hale geliyorsunuz. Yani siz de biliyorsunuz yani üniversitede yani part time akademisyenlik olmuyor. Bizimki biraz sometimes'a döndü. Full time bir iş yani. Hatta üniversite bir kampüs hayatı. Böyle çok ürkündüğüm insanlar vardır. İlhan Hoca falan gibi. Yani üniversite içinde olmak. Hep siyasete akademi tabii olabilir de hani genel başkanlık biraz abartılı bir durum tabii. ÖDP'yi kurduk 96'da. Ya siyasete girişiniz öyle. 96'da. Yani parti siyaseti öyle ama genel olarak o geleneğe sempati duyuyordum. Yani sadece sosyalist... İktisat Fakültesi mezunlar cemiyetini yönetirken de belli tabii. Bir şeyiniz vardı. Evet yani Sosyalist Birlik Partisi, TİP tabii. Daha doğrusu TİP, TKP, TBKP, SBP, BSP geleneğine sempati duyuyordum ama öğretim üyeleri hani parti üyesi olma şeyi 1995'te AB reformları çerçevesinde oldu. Hatta Can Yücel'i anmaya gidiyoruz. Erdal İnemi ile beraber bir otobüs arabadayız. Böyle severdi beni. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Ya nasıl oldu dedi. Hem hocalık yapıyorsunuz. Hem parti başkanı Erdal Bey sizin sayesinde demişti. O AB reformları sayesinde oldu. Ancak merkezi organlarda olabiliyordunuz. Hala da geçerli. Ama yani bizim gibi böyle akademisyen olup parti başkanı olan seçimlere gelen hatırlamıyorum var mıdır yok mudur. Zaten sonra bu KYK hikayeleri falan zaten işin tadı kaçtı. Ben üniversiteye güvenlik soruşturmam olumsuz geldi. Mahkeme kararını yani en son dönüşünüzden emekli öğretim üyeleri ve milletvekilleri üniversiteye dönebilir diye bir yasa çıkardılar. AK Partileri aldılar, CHP'leri aldılar, benden güvenlik soruşturması istediler. Eski BDP milletvekili diye herhalde olumsuz geldi. Yani hala yargıçlar varmış ki birinci davayı kaybettim, ikinci davada, yani istinafta anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır. Ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olması temel hakların kullanılmasını engellemez diye çok güzel bir emsal karar geldi. Ya tıpkı dün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o tarihi konuşması gibi hakikaten öyle bir kararı sendikalara verdim ki kendi davalarında da göstersinler diye. Ondan sonra üniversiteye tekrar döndünüz yani. Şu an halen üniversiteye öğretim üyeliğine devam ediyorsunuz. Yaş 65-67'ye kadar herhalde bir iki yılda devam ederim. 96'ya ilk siyasete girdiğiniz döneme dönersek yani o dönemde de tip
vardı ya da şeyler vardı. Evet. Diğer partiler de vardı. Bir şekilde sizin de irtibatlı olduğunuz partilerdi muhtemelen. Yani sol tandans partiler diye. BSP ve Geleceği Birlikte Kuralım girişim vardı. O evet. Birleşerek ÖDP oldu. Yani. Niye ÖDP oldu? Diğer partilere girmekten, katılmaktansa ÖDP kurmayı tercih ettiniz. O yani benim tercihimden bağımsız bir toplumsal ihtiyaç oldu. Yani bu solun birliği bir şeydi. Bir ihtiyaçtı o dönemde. Hatırlarsınız 80'li yıllarda Murat Belgeler falan yan yana geliyorlardı, Aybarlar. Aybar haklı ya da haksız bu TKP geleneğiyle birlikte olmam demişti falan. İletişim yüzden, kurulduğu zamanlar değil mi hocam? İletişim yayınları da mı aynı zamanlarda? Tabii o da 3 aşağı bir o arayışlar, bu Yeni Günden falan. Yani ne yapılabilir 12 Eylül sonrası? Sol nasıl toparlanabilir? O yüzden SPP, Sosyalist Birlik Partisi daha dar bir partiydi. O BSP'ye döndü. Birleşik Sosyalist Parti. ÖDP biraz bu dev geniş hareket geleneğiyle parti geleneğin buluşması. Doğrusu hepimizi çok heyecanlandırdı. Ama yani ÖDP'nin başarısız olması, yani ÖDP'yi ÖDP'leştirememiz öyle diyelim. Proje iyi fakat ona uygun bir hani insana malzeme demek doğru değil tabii ama insan kumaşın belki olmamasından kaynaklanan bir mesele. Yani biz zannettik ki bütün gruplar yan yana gelecek, sönümlenecekler ve ÖDP kimliğiyle... Hepsi ÖDP çatısı altında birleşecek. Enfal olacaklar gibi. Ya bugün baktığımda naif gelen ama taahhütler böyleydi yani. Ne bileyim yani böyle olmayacağını. Biz de inandık yani. Biz inandığımız için başkalarını inandırmak istedik. Sonra insanlar dediler ki ya bize böyle dedin ama öyle olmadı. İşte o dönüşüm olmayınca sönümlendi. O yüzden ÖDP'den bir sürü hareket çıktı kendi içinden. Yani bir sürü parti çıktı. Hatta o siyasi boşluk nedeniyle belki hani tip gibi nasıl diyeyim böyle bir ikinci el Stalinist parti gençler hani onlar bile diyor programımıza okusalar bu insanlar partimize gelmez diye. Siz bilir misiniz Türkiye'de 100 küsur parti içerisinde en yüksek gelir grubu hangi partiye ait? Tip değil mi? Ama bu yani real yani eski tipte de böyleydi yani. Daha tabii sınıfsal şeyi daha güçlüydü yani. Şimdikiler daha bir öğrenci hareketi gibi. Ama işte Bağdat Caddesi tipe verirdi, Kartal bölgesi Adalet Partisi'ne verirdi. Yani sınıfsal aidiyetle, kültürel seçmen aidiyetle... Seçmen profilinin çok onunla örtüştüğü Türkiye'de evet. Söylenemiyor yani maalesef. Aslında ÖDP için bile Beyaz Türk Partisi diyenler falan oldu ama mesela... Bugünkü tiple karşılaştırdım da, yani sonradan olma tiple karşılaştırdım da ÖDP çok daha geniş bir toplumsal dayanağa sahipti. 81 ilindeki örgütlenmeleri, neredeyse bütün sendika başkanları. Yani biz bir 12 Eylül deklarasyonu yapardık, 36 sivil toplum örgütü gelirdi. Yani şimdi bugün birisi çıkıp tipe sempati duyuyor sanatçılardan. O ne kadar önemli falan. Neredeyse İKAŞ unutulmaz metnimizin altına imza atanları çok daha fazla sanatçı çok, çok fazla. Ya bayağı bir heyecan yarattığını ben üniversitede öğrenciydim o dönemde. çok iyi hatırlıyorum. Bende de o heyecanı yarattı. Yoksa yani parti başkanlığı falan doğrusu bana göre bir iş değil. Yani hakikaten benim kumaşımda öyle şeyler yok. Biraz hani itelendik yani. Çünkü son iki günde bizi önerdiler. Sonra üç dönem üst üste oldu. Sonra kendi içimizde yani nereden baksanız Hrant'ın öldürülmesi üzerine tekrar döndüm. Bir 10 yıllık süreç. O yüzden hani genç kuşakların, şimdi arkadan gelen genç kuşakların bize bakarak biraz daha esnek, biraz daha konu merkezli bir yaklaşım içinde olduklarını görüyorum. Ama ÖDP'nin müktesebatı tabii ki önemli. Biz zannettik ki artık geriye dönüş olmaz. Geriye dönüş oluyor ama lapa gibi oluyor. Yani pirinçten pilav yapıyorsun, tekrar pirince dönmek mümkün değil. İşte var olan örnekler biraz lapa gibi yani. Şey hatırladım hocam, bir yazınızda bahsetmiştiniz. Galiba seçimlerde umduğunuz başarıyı alamıyorsunuz. Rahmetli Can Yücel hisse diyor. Yani şey yapma, bir gün sıra bize de sıra gelecek. Sıra bize de gelecek diye. Oradan bugüne atlayalım. Ondan sonra Can işte sıra inanın. Geldi mi? Ya bu tabii sıraya bağlı bir şey değil çünkü... tabii orada metaforik bir göndermesi var. Tabii oldu. O hani... Yani aslında yani 60'lı yıllarda falan neredeyse olmayan siyasi hareketler. Yani tipi düşünün, yani Kürt hareketi tipin içerisinde. Üstelik MDD gibi bir yapıya da değil de daha çok Aybar'a yakın bir yerde duruyor. 70'li yıllarda Kürt hareketi böyle çok dikkate alınan bir hareket değildi. Akıncılar öyleydi. Yani ben öğrenci temsilciliği yaparken 78-79 döneminde
Ya yoktu bunlar bizim, mesela Süleymaniye'de biz konuşlanırdık. Evet. Öyle hareketler yoktu. Biraz tabii o... Kuru fasulyecinin orada. Kuru fasulyecinin ötesinde her taraf çay bahçesiydi. Evet. Şimdi onlar da kapanmış. Aydınlık gazetesine çıkardı afişler. Şu çay bahçesi kurtuluşçuların, bu çay bahçesi bilmem ne yüzlerin diye, sağ olsunlar. Onların hepsi turistik şeye döndü. Hediyelik eşya mağazasına döndü şu an hepsi. Hediyelik eşya mağazası. Hediyelik eşyalık mağazası oldu. Tabii bütün bunlar rüya mıydı? Yani bu bir suya yazı mı yazdık falan diye baktığımızda çok öyle olduğu kanaatinde değilim. Ama yani Türkiye'deki hani sosyolojik kırılmalar içerisinde bir damara dayanmadığınız zaman çok kolay olmuyor bu işler. Aslında kültürel çatışmalar, ekonomik çatışmaları yukarıdan belirleyebiliyor, tayin edebiliyor. Tek başına, mesela Ceberrut devlet yapılanmasına karşı tek başına sınıfsal temelde bir mücadele de yeterli olmayabiliyor. En son bir SODEV'in şeyin de bu değişmeyen CHP'li yöneticiler var ya, onlardan bir tanesi işte dedi emek eksenli siyasete CHP yönelecek. Dedim çok güzel, yönelin ama biz ÖDP'de 1999 seçimlerinden sonra, yani Abdullah Öcalan'ın yakalandıktan sonra ikiler üçler beklerken 0.8'e düştük ve dedik ki emek eksenli mücadeleye geçiyoruz. O zaman daha da düştü oyumuz. Yani sosyolojik bir tabanınız olmayınca siyaseten yaptığınız manevralar ya da hamleler yeterli olmuyor. Yani o mücadeleyi yapmanız için o mücadelenin içinden gelen bir dalganın olması gerek. Dünya genelinde de böyle bir problem var. Sola ait yani. Sadece yani bizde tamamen bir bitkisel hayat ama sosyal demokrasinin tezleriyle duvar yıkıldıktan sonra sosyalistlerin tezleri büyük ölçüde örtüştüğü için bir tür sosyal politikalar üzerinden gidilme ön plana çıktı. Onu görmek lazım. Bu da ortak paydaları ön plana çıkarma. Yani hep bizi eleştiriyorlar. İşte son seçimlerde Millet İttifakı'nı desteklediniz, Kılıçdaroğlu'nu desteklediniz diye. O bizim için önemliydi. Niye? Çünkü mütedeyyinin sekülerin yan yana gelmesi önemliydi ama eklektik kaldı, toplumsallaşamadı. Ama işte bu CHP'deki değişimden sonra hala ben yani o yanlıştı, doğrusu budur diye bir cümle henüz göremiyorum. Yani o %48'i koruyup onu 51'e toplamak yerine işte şu anda yerel seçimlere giriyoruz değil mi? Felaket bir durum var. Yani herkes kendini saydırmaya çalışıyor. Karşısında AK Parti kompakt bir vaziyette. Yani 20'sine kadar yeniden Refah'la bir ortaklık bulur mu bulmaz mı belli değil. Ama sayılara baktığınızda sayılar tutmuyor yani muhalefet açısından. Bir de bir fikri yenilenme de yok yani. Yani insanlar değişiyor. Ali gidiyor, Veli geliyor falan. O söylemde çok bir değişiklik görmüyorsunuz. Hiçbir yerde ön seçim olmuyor. Yani 12 Eylül rejimini biz küçümsemişiz yani. 12 Eylül rejim bir şey getirdi. Hatta hep söylenir aslında Özal döneminde bu ön seçim kaldırıldı diye. Hatta size hocam lafınızı böldüm. Güzel şeyiniz vardı. Ön seçim yapan partilere oy verdim diye hatırlıyorum. Vereceğim dedim çıkmadı, evet. Veremedim. Protestoyu diye dağıttım. İşte CHP, Saadet falan. Yoksa yani sonuç onların hepsi Millet İttifakı'nda geldiler. Bence önemliydi o. Türkiye demokrasisi açısından kıymetliydi. Bir sürü de yanlışlar oldu işte o ikinci turdaki hikayeler falan filan ama yani yerine bir şey konulmadan siyaset yapmak çok zor. O bizim müktesebatımız. Keşke hani bu kent uzlaşısı falan deniyor ya, bunlar aslında çok kıymetli şeyler ama belediye meclislerinin içine bütün katmanları dahil etmediğinizde, muhalefeti dahil etmediğinizde bir yere varamıyor. En son İBB'nin yerel yönetimler çalıştayına gittim. Hakikaten çok iyi bir çalışmaydı. Orada mesela alınan kararlarda sivil toplum örgütlerinin katılma oranının %20'lerde olduğu söylendi yani. Yani yerinden yönetim, yerel yönetim, adaylarını yerellerden belirlemiyor. STK'ların katılımı olmuyor. Ya bakıyorsunuz o zaman yani AK Parti ile CHP arasındaki fark da flulaşıyor. Bu üzüntü verici bir şeydi. Yani o Can Yücel'in başka türlü bir şey benim istediğim, yani başka türlü bir siyaset, başka bir siyaset mümkündür diye kitaplarını yazdık. Zaman zaman özgüven problemi yaşıyorum. Hakikaten mümkün mü? Mümkün değil mi? Ya bunlar bizim temennimiz miydi?
Yoksa olgusal olarak bu insan, çünkü alan memnun, satan memnun. Ya diyorsun ki niye kardeşim ön seçim yap? Ya Hatay'da yapsan bu kavga olmayacak. İstanbul'da yapsan olmayacak. Diyorlar ki işte anket yapıyoruz ya, sanki diş macunu seçiyorsun. Yani bir insandan bahsediyorsun ve bildiğimiz bütün Avrupa demokrasilerinde, Latin Amerika'da yereller yerellerden belirleniyor. Bir ara Avrupa Konseyi yerel yönetim özellik şartını AKP'de çok dillendirdi. Şimdi o da lafını etmiyor, muhalefet de etmiyor. Yani demokrasi yerellerden başlar yani. Şimdi bekliyoruz parti merkez komiteleri bir şey, bir kimi şey gösterecek acaba diye işte. Yani. Demde Başak Hanım'ın şeyi, tartışmalarına falan baktığınızda. Ya ön seçim yapsanız aslında merkezlerin o elindeki yetkiyi dağıtmış olacaksınız. Onu istemiyorlar. Yani. Bunun sağ solu yok. Herkes için geçerli bir olgu. Herkes için politik kültür, aynı kültür havuzundayız. Yani sağ uçusu da sol uçusu da 3 aşağı 5 yukarı benzer davranıyor. Bu da tabii insanı karamsar kılıyor. Karamsar kıldıkça seçimlere katılım oranı düşüyor. Yani muhalefet paralize olmuş vaziyette, böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Biz bunu Millet İttifakı'nda da söyledik. Ya arkadaş, metinlerde oturuyorsun, anlaşıyorsunuz, genel başkanlık meselesi, ya biraz da işittik. Böyle bir problem yok. Nereden çıkardın? Ortalığı karıştırma. Sonra anlaşıldı ki böyle bir problem varmış. Ya başından sonuna kadar şakşakçılık yapacağına, baştan bunu sol sola eleştirir mi deniyor ya. Ya tabii ki muhalefeti eleştirilir mi? Tabii ki eleştirir, kendini düzelsin diye. Yani baştan bu yüzleşmeyi yapmadan, kendi üzerine düşünmeden zaten bunu nasıl dönüştüreceksiniz? Problem araziye mi uyacağız? Araziyi değiştirecek miyiz? Sürekli bir kamuflaj ağı, bir araziye uyma durumu. Yani solculuk, devrimcilik denen şey var onu dönüştürmekse, yani bir epistemolojik kopuş olmadan nasıl bunu gerçekleştirmek değil mi? Sizin burada en son sohbetimiz son kitabımın üzerineydi. Yeni bir siyaset için notlar. İlk kitabım benim Sezgiciliğin Sonu mu? İdeolojilerin Sonu, Marksist araştırmaları ödülünden sonra bastım ama o ilk çalışmaydı. Master'da Bergsonculuğu anlamak istedim. Ya nasıl olmuş da dünyada böyle akımlar var, var olmuş. Geliyor gidiyor. Bergsonculuk bir bakıyorsunuz ya çok büyük bir etkisi var. Sönümlenip gidiyor. Varoluşçuluk. Hatta Marksizm. Oradan başlayalım o zaman tabii, hocam. Nasıl oluyor bu yani? Yani sol düşünceyi yani sol düşünceyi biz nereden tarihsel süreçte nereden başlatabiliriz ve bundaki evrimsel zaman içerisinde geçirdiği dramatik dönüşümleri, başlıcaları nelerdir? Yani esas tabii Habil yani Paris Komünü'nden mi, Birinci Enternasyonel'den mi, yoksa ya Habil Kavli'ye kadar gidersek zaten gideriz. Çünkü hiçbir şey değişmiyor. Yani esas itibariyle insanın insanı sömürmesine itirazın adı bence solculuk. Ama önemli olan bunu bir hissiyat, duygu olmaktan çıkarmak. Yani kim sömürüden yana olabilir ki? Hepimiz sömürüye karşıyız. Hem uluslararası düzeyde hem ülke ekseninde. Ama karşı olmak yetmiyor. Yani bunun yerine ne koyacaksın? Çok önemli. Yani niye Spartaküs hareketi yeniliyor? Yani Roma'ya gidemiyor. Roma ordusunu yeniyor, Roma'ya gidemiyor. Niye? Yerine ne koyacağını bilmiyor. Yani bütün bürokratik sosyalizm deneyimlerinin yıkılması buradan bir şey çıkmayacağını gösterdi. Hangimiz Kuzey Kore gibi bir ülkede yaşamak isteriz ki yani? Kapitalizmin krizi ortada. Yani piyasacılıkla bürokrasinin hakimiyeti dışında bir üçüncü yol gerekiyor. Tek başına sosyal politikalar yetmiyor. Ona kim itiraz edebilir ki? Eğitim, sağlık, sosyal güvenliğin bütçede artırılmasına kim itiraz edebilir? Ama iktisat politikalarında hani kabaca söylediğimiz bir domatesin fiyatını piyasa belirlemeyecekse, bürokrasi belirlemeyecekse kim belirleyecek meselesinde bizim fikri mesai sözümüzü çoğaltmaya ihtiyacımız var. Teorik olarak nihai teori elimizde, yöntem elimizde, ayrıcalıklı sınıf olarak işçi sınıfı var deyip gidilebilecek bir alan kalmadı. Bildiğimiz dünyanın sonuna geldi. Onların tanımları da tamamen değişti. Değişti. Yani Hobsbawm'ın o 20. yüzyılın kısa tarihi denen kalın kitabın son paragrafı
200 yıl ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Ne yapmamız gerektiği konusunda elimizde hazır bir model yok. Yani Türkiye'deki insanlara baktığınızda böyle bir hazır model olduğu varsayımına dayanan, çok doktrinal bakan insanlar da var. Siyasi hareketlerde var ama yani marjinal yapılar. Ama yani ne yapılmaması gerektiğini bilmeniz, ne yapılması gerektiği konusunda size bir teminat sağlamıyor. Burada bir problem var. Küresel düzeyde olduğu için zaten bir karşı hegemonya oluşturuyor. Geçici itirazlar. Mesela küreselleşmeye karşı sosyal forumlar oluştu, toplumsal hareketler oluştu. Ama bunu kalıcı sürekli bir karşı hegemonya dünya dönüştüremediği için belki yani 1,5 derece arttı. Mesela bir sürü radikal sağdan da hareket var. Yani dini hareketleri düşün. Bir tanesini duydunuz mu? Küresel ısınmayı dert eder. Küresel ısınmayla ilgili bir cuma hutbesi duydunuz mu yani? Neden gelir adalet? Hiç böyle. Hiç, evet. Cini kat sayısı neden bu kadar yükseldi? Evet. Yani camiye girince hepiniz eşitsiniz. Camiden çıkınca kimi dolmuş durağına gidiyor. Kimi arkasında Huzur İslam'da yazıp Mercedes'iyle gidiyor. Değil mi? Böyle bir hayat var. Yani Mekke'de herkes eşitse en azından bütün dünyayı Mekke yapalım gibi bir arayış sadece kültürel düzeyde var. Yani bunun yani 3. dünya ülkelerinin bağımsızlığı hareketi bizim gençliğimizde antikapitalist hareketler sistem karşıtı hareketlerdi. Bugün sistemin içinde kalmaya çalışıyor Afrika'sı bilmem ne sistemden dışlandığı anda dijital devrimi vesaire ne yapacağını kimse bilmiyor. Hani bana bir yer gösterip sistem dışı olsun hepimiz oraya gidelim. Kantona'yı hatırlarsınız futbolcu. Evet. Kredi sistemini kilitleme yönelik bir hamle yaptı. Adamcağız ortada kaldı. Hadi arkadaşlar hepimiz kredi kartlarımızı kesip atıyoruz desek bunu gerçekleştirebiliyor muyuz? Yani pratikte çok... Olmadı. Kantona gibi adam beceremedi bunu. Yani 3 türlü politika var kabaca. Bir insana sorsanız bir siyasi harekete devlet modeliniz nedir diye herhalde şaşırır kalır. Yani devlet politikası modeli olur mu? Yani üç tanesi oluyor. Bir, var olan devleti tahkim mi edeceğiz? Var olan devleti yok mu edeceğiz anarşistler gibi? Var olan devleti dönüştürecek miyiz? Bu meşhur Marx-Lasalle tartışması. Biz o zaman Marx'ın tezine karşı Lasalle'ı küçümserdik. Çünkü o var olan devleti dönüştürmekten yana bir pozisyondu. Yani daha diyelim reformist. Yani şimdi bugün geldiğimiz noktada devrimci reformizm belki diyebileceğimiz. Var olan kamusal alanı koruyup onu dönüştürmekten başka sanki bir çıkar yok gibi gözüküyor. O eskiler o katı devrimci şeyi aslında biraz da zamanında ruhuna yani uymuyor artık. Devrimcilik yani. İşte epistemolojik kopuşu gerekli kılıyor. Çünkü yani bu da aslında kendi içinde bir devrimcilik. Tabii. O düşünce. Yani her şey. Niye Türkiye'de sol hareketler giderek tutuculaştı? Yani her şey değişsin. Ben zaten her şeyi biliyorum. Pozisyonun hiçbir karşılığı yok ki. Bizim ÖDP sürecinde onu gördük yani. ÖDP'lileşelim değil mi? Bu bir değişim. Hayır bu. Hani biz hep Kemalist gelenek eleştirilir. Ebedi şef İsmet İnönü geleneği. Mustafa Kemal'i de katarak hatta. Ya bir sürü mikro ebedi şef var yani. Herkes kendi köyünde. Kendi köyünde şef ve şeftalilerden oluşmuş bir yapıyla karşı karşıya. Dolayısıyla politik kültürümüz böyle yani. Şeyi öğrenmek istiyorum hocam. Onun hikayesinde. Şimdi ÖDP'den sonraki süreçte siz bağımsız milletvekili adayı oldunuz. Sonra ya, değil aslında. Parti meclisi kararıyla. Hani o böyle bir şehir efsanesi çıktı. Değil, kafasına göre. Öyle değil. Parti meclisi kararıyla. Biz İstanbul'un üç bölgeden adaylarımızı çektik, ÖDP adaylarını. Birinci bölgede ben, iki ve üçüncü bölgede Baskın ve Sabahat'ı destekledik. Türkiye'nin her bir bölgesine ÖDP olarak girdik. Ben yani birinci bölgede adayken bir dizi ile gittim ÖDP'nin kampanyası için. Sonra meclise girdiğimizde son ortak adayı olarak birinci günde, daha ilk günden ÖDP rozetini taktım. Orada... Yani bir süre sonra bu ÖDP içerisinde bir sorun oldu. Yani Kürt siyasi hareketiyle birlikte davranmak böyle çok büyük bir günah gibi. İşte ÖDP'yi bıraktın gittin falan. Ya ÖDP'yi bırakıp gitmedim. Tekrar ÖDP'ye döndüm. Yani bazı şeyler hakikaten çap meselesi. Çap derken
politik anlamda değil, geometrik anlamda yani çap meselesi. Yani mesela Büyük Birlik Partisi'nde böyle bir tartışma olmuyor. Ya Muhsin Yazıcıoğlu bağımsız aday oldu, bizden ayrıldı mı falan. Ya da Emin Partisi'nde Levent Üzer. Yani usulen yaptığınız bir şey. Zaten bir yandan parti çalışmasını yürütüyorsunuz, bir yandan da solun ortak adaylığı. Yani Kürt siyasi hareketiyle, Alevi hareketiyle yeni bir politik kültürü harmanlanması önemliydi. O olmadığı zaman, yani işte bu Eşitlik ve Demokrasi Partisi kuruldu Ziya Halis'in başkanlığında. Yani ben de onun kurucularındandım. Olacaktım daha doğrusu. O sırada DTP kapatıldı. Ben DTP içinde değildim yani, bağımsız ÖDP'li. 19 olunca ben 20'yi tamamladım. Dolayısıyla BDP milletvekili oldum. Ama hiçbir organda yer almadım. Grup başkan vekili her şeyi önerdiler. Doğru olmaz dedim. Yani ben, yani sanki bir anlaşma varmış gibi. Doğru olmaz. Siyaseten de doğru bulmadık. O 20'yi tamamladık. Ondan sonra HDP ile Yeşil Parti'yi birleştirdik. Yeşil Sol Parti oluştu. Yeşil Sol Parti son dönemde işte bu HDP'nin kapatılması sürecinde taşıyıcı örgüt haline geldi. Ama tabii o sırada yani özgün yeşil ekolojik harekette kendi ayakları üzerinde duramadı tabii. Şimdi yeniden onu kurma şey girişimleri falan var ama ya dünyada da yani bakıyorsunuz ya Almanlar yeşil hareketi Almanya'dan çıktığı zaman bir özgün yanı var. Yani şu anda ekolojik ve yeşil olmayan kimse yok. Yani kapitalizm bile bir yeşil kapitalizm üzerinden gidiyor. Şu Yunanistan'daki faşist parti bile kendine böyle bir Yeni Şafak, Altın Şafak Partisi, ekolojist parti diyor falan. Ya yani bazen her şey o kadar anonimleşiyor ki o senin ayırt edici özelliğin olmaktan çıkıyor yani. Şimdi dünyada geldiğimiz nokta da bu. Yani bugün bana parti kur deseler, yani herhalde Sis Çadı Partisi, Nuh'un Gemisi falan. Yani bu tür isimlerle. Çünkü sağ sol dediğiniz şey de tuhaf. Solcu diyen adam bir tanesi sığınmacı karşıtı, birisi sığınmacıyla dayanışma içerisinde. Yani bana hep şu eleştiri geldi BDP içindeyken. Hocam Kürt siyasi hareketi sizler şeyi bekledi, solun bütün renklerini buluşturmanızı falan. Dedim bu mümkün değil. Yani çünkü artık birleşme değil ayrışma zamanı. Yani siyaseten demin söylediğim Stalinist, Saddamcı, Esatçı kafa yapılarıyla biz nasıl yan yana geliriz? Buradaki ayrışma bizi daha atlatır. O dönem hani bunu bana söyleyenlerden Selahattin Demirtaş şimdi 3 aşağı 5 yukarı benim söylediklerimi ifade ediyor. Yani Türkiye'nin mütedeyyin kesimleriyle buluşmak, farklı bir siyaset yapmak, bir bakış açısından bir yere varılamayacağını falan. Ben memnunum tabii. Bu bakış açılarının rüçhan hakkı bizde değil. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi ya bir parantez açıp 27 Mayıs CHP'sinden çıkarması, 28 Şubat CHP'sinden çıkarması, bizim yıllardır savunduğumuz demokratik laikliği. Yani Türkiye'de bir kesim solcuların önemli bölümü dahi evren laisizmini Kemal Gürüz'ün başörtü yasaklarını solculuk zannetti. Ya 12 Eylül rejiminin yaptırımlarını Cumhuriyet'in kazanımı diye okumak kadar yanlış bir şey olay. Bu bize ağır bedelleri oldu. Yani bugün solun durumu buysa biraz hani buralardaki aksaklıklardan yani Kemal Bey bütün o vahim hatalarına karşın burada bir CHP'de parantez açmıştı. Hani bu yüzleşme, helalleşme. O toplumsallaşamadı. Yani çünkü içeriden de bir direnç geldi. Kolay değil. Yani siz bir tarihi Cumhuriyet'in kazanımı diye anlatıyorsunuz. Yani bazı dönemler ve bazı şeyler var ki kazanım değil, eleştirilmesi lazım. Yani takdir-i sükun dönemini kazanım olarak değerlendirebilir misiniz? Niye şeyi kapattınız? Cumhuriyet Halk Fırkası'nı işte kazanım. Niye şey diğerlerini kapattınız? Şudur budur. Daha Mustafa Süpi'den başlayan farklı bir tarih olduğunu biliyoruz. Yani bu tür yüzleşmeler iyidir. Yani dünyanın her yerinde bu yüzleşme... Siz zaten yazdınız bunu. Kitabında Türk solunun yazıp çiziyoruz ama yani insanlar birbirini okumuyor. Velhasıl kitabını da yani ÖDP tarihini yazdım ki hakikaten bir sürü uyduruk şehir efsanesi var. Tekrarlanı insanlar ona inanıyorlar. Galiba hocam bu da aslında biraz önce dediğin zamanın bu Zeitgeist dediğim Almanların şeysi. Yani o yıl
Artık kimse okumuyor emin olun. Kimse, evet, kimse okumuyor. 10 yıl seçtikleri 10 yıl boyunca genel başkanların da yeterince ödepeli olmadığını sorgulayan biri oldu yani. Allah fikir versin. Şey sorayım hocam. Peki bu yani yine de uzun yıllar siyasetin içindesiniz yani. Artık bir yönüyle de arşivsiniz. Uzun bir yıl hem akademik sınavlara ilgilendiniz. Hafızı oluşturuyoruz. Bir hafızanız oluştu. O yüzden yazıyorum ki bunamadan önce. Bu arada internet gazetede yazmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İnternet sitelerinde. Evet, perspektifi de yeni başladım. Daha öyle bir takım sitelerde daha önce yazıyordum. Zaten başka bir zeminde yok. Zaten tamamen oraya kaydı artık. Evet, iyi de oluyor. Yani, yaygınlaşması daha çok oluyor. Evet. Aynı bu YouTube yayınları gibi oluyor bu biraz da. Ya benim şöyle bir şikayetim var. Yani genel sizin dünyada da öyledir muhtemelen. Yani ben yani velhasıl çıktığı zaman bir şey olacak zannettim. Yani biri itiraz edecek, öbürü ya şu eksik kalmış. Yani bir entelektüel bir dikkat alınma. Entelektüel bir yoksullaşma var. Ya da Tanpınar'ın söylediği o hani şey suikastı. Skut suikastı. Yani skut suikastı. Yani kendini dert eden insan sayısı belki azalmış olabilir. Bilemiyorum. Yani böyle bir verimli bir tartışma evrilsin diye biz bunları yazıyoruz. Evet. Çünkü ben kendimi de katarak o öz eleştiri yapıyorum. Çünkü o eleştirdiğim Stanislavski eleklerden geldik biz de yani. Ama yani 21. yüzyılda aslında şey gibi kalıyor, kara mizah gibi yani. Bu süreç içerisinde hocam, tekrar soruya dönersek şunu şey yapayım. Karşılaştığınız en dramatik olay neydi? Yani bu siyasetle ilgilendiğiniz sorun diyeyim ya da en büyük sorun neydi ve bunu nasıl açtınız? Yani sizin üzerinize etki bırakan süreç. Beni en çok etkileyen yani geri dönülmez zannettiğim meselelerde çok açık geriye dönüşler oldu. Bu doğal toplumsal olarak olabilir. Ama yani artık bazı şey yani monolitik parti geleneklerine artık dönülmez diye düşünüyordum. Dönülebiliyormuş hakikaten. O hakikaten siyaset boşluk kaldırmıyor. Siz daha düzgün bir şey yapmadığınızda dediğim gibi aradan ikinci şeyler çıkabiliyor. Ama yani demek ki belki bizimki bir erken doğumdu. Yani o ÖDP sürecinin hani bu kadar kendini yeniden üretmekte sıkıntı yaşaması repertuarımızı değiştiremediğimiz için. Ya o bildik klişe sözlerin devamı. Belki 5-6 yıl sonra olsaydı hocam çok daha farklı bir sürece gidebilirdi. Yani birlikte yani şöyle benim tam çözemediğim mesela 96-97 bakıyorum artık Mürekkep Dergisi diye bir dergi var. Orada uzun uzun anlatmışım. Mesela aydınlanma değerleri, aslında burjuva devrimi, bir burjuva aydınlanmacılığı ve bizim bunu aşmamız gerektiği üzerine. En ufak bir itiraz yok. En ufak bir itiraz yok. Ya biz böyle düşünmüyoruz yok. Yıllar sonra geçiyor. Birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlar bu değerler üzerinden kendilerini konumluyorlar. Yani demek ki biz hani nasıl o zaman bu yani fikri zenginliği niye yaratamadık? Yani niye bu verimli bir müzakereye dönüşemedi. Hakikaten ilgimi çekiyor. Demek ki eldeki kumaşla ilgili. Yani çok nitelikli kadrolar bizdeki bu kavgayı görünce uzaklaştılar zaten. Daha ilk fasılda onları bir kaybettik. Çünkü yani grup merkezli değil, birey merkezli siyaset ön plana çıksın diyorduk. O birey merkezli siyaseti gerçekleştiremedik. Yani o küçük gettolarını sürdürme isteği o da bir muhafazakarlık. Yani solda çok önemli isimler, yani bugün bakıyorlar, Türkiye'nin 1000 tane problemi var. Ya diyorlar ki mesela 12 Eylül'de bile böyle şey yoktu. 12 Eylül rejimini nasıl unutar? Ya bugün tabii Türkiye çok acayip şeyler oluyor ama ya 12 Eylül rejimiyle hiçbir şey karşılaştırılamaz. 12 Eylül rejiminin o askeri mahkemelerinden geçip burasına kadar dışkıya sokulan, öldürülen vesaire. Yani niye biz referansımızı bugünün kötülüğünü 12 Eylül'e göre tanımlamak durumundayız? Bu bir zihni bulanıklık hakikaten. Yani bir arkadaşın şiiri var, sen 12 Eylül'den kötüsün diye. Yani o noktaya getirmemek lazım diye düşünüyorum. O yüzden işte bu hafızayı kolektif halde yeniden üretmeye her şeye rağmen çabalamamız gerekiyor. Biz 12 Eylül rejimini eleştirdik ama 12 Eylül rejimi bütün partileri birbirine benzetmeye başladı. Yani bu ön seçime yapılmadan politik kültür bunun açık işareti. Ya 12 Eylül geride kaldı diyoruz ama politik kültür olarak demek ki geride kalmamış. Yenildik mi? Evet yenildik.
Ya bu kadar şeye karşı ya buna bir tepki olmuyor. Alan memnun, satan memnun durumu oluyor. Yani işte şu Hatay'daki durumun çok açık işareti. Yani. Bolu'daki durum. Bolu'da yani. Nasıl bir şey hakikaten üzüntü verici. Ya da şey aklıma geldi hocam. Rahmetli Çetin Altan'ın bir sözü vardır ya. Türkiye don lastiğidir. Çekersin. Uzar sonra bırakırsa yine aynı yerine gelir. Öyle mi oluyor acaba? Ya bizdeki koptu da. Lastik koptu yani. Çetin abinin zamanında daha sağlam lastikler varmış. Yani siyaset sorun çözme kapasitesi ile ilgili bir şey. Yani niye siyasetle ilgili ilgileniyoruz? Var olan sorunları çözmenin aracı siyaset. Siyaset sorun çözme kapasitesini yitiriyor, azalıyor. Bu kapasiteyi artırmak son derece önemli. Bir de insanın en büyük imtihanı dünya nimetleriyle. Yani yerel yönetimlerde bakıyorsun, hangi parti gelirse gelsin aynı rant paylaşımı içerisinde. İki yılda bir kaldırımları yeniliyor. Millet unuttu, bütün meydanlarda ATM'ler var. Ya Tophane'de Gizem Camii'nin yanına ATM koymuşlar. Ben de söylüyorum her sefer. Kim bu ATM'leri kaldıracak? İki yılda bir kaldırımları değiştirmeyeceğini taahhüt edecek. Mesela sanıyorum. Kim megafonlarla seçim kampanyası yapmayacak? Gidecek ona, gidip ona oy vereceğim diyorum. Biliyorum ki hiçbiri yapmayacak. Bu bir siyasi yabancılaşma yaratıyor. Kendi ülkenin geleceği konusunda seni karamsarlaştırıyor ama karamsarlığa teslim olmamız lazım. Siyasetten ya da beklentimiz mi bu kadar kalmadı bilmiyorum hocam. Yani yeni nesillerde ben naçizane biraz onu gözlemliyorum. Ya, tabii şu dünyaya baktığınızda değil mi? Antisiyaset Arjantin'e, ABD'ye, oraya buraya baktığınızda İsrail'e. Yani çok üzücü tabii. Ya, yani, ben yeni nesil bilmiyorum. Ya, bir bilgisayar oyunu gibi de görüyor olabilir siyaset. Evet. Şeysinde değil. Bir animasyon siyasetine dönüştü. Bir gösteri performans sanatlarının aynen bir parçası haline dönüştü. Yani mesela uyduruk siyasetçiler biliyorum. Niye sempati duyuyorsun? Yani çok iyi küfür ediyor diyor. Çok iyi hakaret ediyor. Çok iyi bağırıyor falan. Doğru. Çok iyi bir performans. Ama oradan bir alternatif siyaset üretmek mümkün değil. Hatta tam da o yüzden Hyde Park'taki şey gibi oluyor. Hani çıkıp konuşan, toplumun gazını alan insanlara dönüşüyorsun. Bir sistemi dönüştürmek çok zor bir şey yani. Biz hep küçümsedik. Devleti küçümsedik, sistemi küçümsedik. Yani şu Latin Amerika devrimcilerini düşünün, Küba'da Batista rejimi bunları bırakıyor, affediyor. Siz onu bir modele dönüştürüyorsunuz. Türkiye'de ne oluyor 12 Mart'ta? Hepsini, bütün devrimcileri imha ediyorlar. Batista rejimiyle burası aynı değil yani. Yani karşında kimini de... Toplumsal denilen birbirinden çok farklı. Çok, toplumsal desteği var yani. Evet. Yani bizim Anadolu'daki devrimcileri kovalayan oranın köylüleri değil mi? Yani sen onları ilk adapte şey yapanlar da köylüler, onları ihbar edenler. Ya yani şimdi bu mesela İbrahim Kaypakkaya'nın yakın arkadaşı Muzaffer Oruçoğlu'nun bir kitabı var. Orada bir köylü Oruçoğlu'yla karşılaşıyor. Ya diyor ki kışın kardeşim ne işin var, elinde şeyin de yok, sopan bile yok ya, ayılar bile diyor çıkmıyor falan. Siz diyor halkı da anlamadınız, devleti de anlamadınız diye Muzaffer Oruçoğlu o köylünün kendisine verdiği nasihatı anlatıyor. Yani şimdi Erdoğan'ın 6. Suite kitabını okuyorum orada da. Yani bakıyorsunuz küçücük bir insan grubu. Yani toplumsal bağlar son derece zayıf. Elimizdeki ne kadar kıymetli insan şeyi, değerleri nasıl yok olup gitmiş. Tabii o mücadeleler çok kıymetli ama yani düşün şimdi onun hani daha mikro kopyaları çıkabiliyor o yüzleşmeyi yapmadığımız için. Köylüleri neden öldürmeliyiz diye güzel bir şiir vardı hatırlarsın. Bugün de, tarihten bugün de dönüyor. Mülkü kadar beyni olmak hikayesi yani. Mülküyle sınırlı baktığında oradan bir devrimci dönüşüm olmuyor. Yani mesela niye Türkiye'de köylü hareketleri, tabii ki tarih boyunca Osmanlı'dan beri var da niye köylü hareketleri, toprak devrimi talebi falan ön plana çıkmadı sorusuna yanıt vermeniz için 1915 tehciriyle yüzleşmeniz lazım. O kadar anonim kamu toprağı kalıyor ki, arazisi kalıyor ki. Yani mesela onu paranteze alıp atladığınız zaman onu anlayamıyorsunuz zaten. Anlayamıyorsunuz işte. Kaypakkaya geleneğini düşünün. Kuruluş tarihi bile 24 Nisan'dır kendi örgütünün, TKPML'nin. O meseleyle yüzleşmediğinizde Çin modeliyle toprak devrimini buraya birebir uyarlamanız mümkün değil.
Sonra da kültürel değerini bekliyorsun. Ay, tutarsızlık şey, ya, şey katlanarak artıyor yani içerisinde. Kültürel değeri aslında yani mümkün mü bilmiyorum. Yani şey, onu şey yaparsan onu da koyuyorsun üzerine, o da geliyor. Yani evet, kültürel değişim çok kadar zor bir şey yok aslında yani. Çok daha uzun süre yani. Ya, çok tabii şey yani. Fransız devrimine bakın, Sovyet devrimine bakın. Çok. Yani yine de bizler hani Cumhuriyet'in çocukları olarak yani Kemalist devrimin diyelim tırnak içinde yarattığı kadrolar, insan malzemesi biziz. Bunun ürünüyüz. Ama bir Cumhuriyet'in kendini tamamlaması süreci, yani demokratik Cumhuriyet hedefi. Tabii aslında Cumhuriyet demek birey demek. Evet. Hala o cemaat seküler ve uhrevi cemaat ilişkileri üzerinden hayatımız devam edebiliyor. Kolay bir şey değil. Biz birey merkezli hukuku ÖDP'de gerçekleştiremedik yani. Düşünce mikro bir örnek bu. Bir şey ya, Broder'in miydi hocam? Stahya tarafı. Bir güzel sözü vardı. Fransız devrimini incelemek, Fransız ihtilalini şu an tamamen laikal incelebilmek için çok erken diye. Galiba onun diye ben yanlış hatırlamıyorum. Çin atasözü gibi neredeyse bir Çinli bilge bunu söylüyor ama yani İngiliz devrimiyle... Bizim tarihler baktığımız aslında bizim insan hayatında uzun bir süreç gibi geliyor. Fakat toplumsal değişim içerisinde aslında çok şeyli. Yani İngiliz devrimiyle karşılaştırıldığında sonuçları itibariyle İngiliz devriminin çok daha kayda geçtiğini görüyorsunuz. Çünkü aslında Fransız devrimcileri dediğimiz hareketler, abi paçası çamurlar falan diyoruz ama esas itibariyle avukatlardan oluşan yani küçük burjuva karakterli yapılar ve onların benim açımdan en kıymetlisi Babeuf'tür. Eşitlerin manifestosu ve Babeuf'e derler ki ya Babeuf delirdi mi? Orada krallar var. Bu tarafta cumhuriyetçiler var. Siz nasıl eşitliği savunursunuz? Babeuf de diyor ki kardeşim bana hikaye anlatmayın. Halkın onayının rızasını alınmadığı hiçbir işte yokum. Şimdi bu nereden geliyor bu tartışma? Jacobinizm dediğimiz mesele. Yani kendi iradeni halkın iradesinin yerine ikame etme. Bizdeki merkez komiteler öyle değil midir? Hep kendi merkez iradesini işçi sınıfın iradesini yerine koymak gibi. O da sonuçta nereye geliyor? Komitacılığa geliyor. Çok zorlarsanız darbeciliğe giriyor. Halkın iradesini esas almak. Halkın iradesi yanlışsa diyelim, onu dönüştürme zahmetine ve mücadelesine katlanmak. Yani bütün de ilk başta sorduğunuz solun tarihiyle ilgili. Yani 19. yüzyılın lineer solu dikey olarak özgürlükçü ve otoriter diye ayrışıyor. Özgürlükçü sol ve sağ bir tarafta, otoriter sol ve sağ bir tarafta. Özgürlükçü siyaseti liberal siyaset diye kodlamak da çok liberal bir tez aslında. Çünkü liberal tez var olanları veri alıyor. Özgürlükçü demokratik siyaset var olanı dönüştürmeye esas alıyor. Ve o yüzden liberalizm eleştirisi yapıyor. Ama tabii ki siyasi liberalizm çok kıymetli. Yani Türkiye'li liberalizme karşı olduğunu söyleyip kuvvetler ayrımından yana olan birisi pozisyonu bir oksimorondur yani. Şimdi Paris Komünü'nden beri mesela yargıçların o seçimle gelmesi esastır. Kuvvetler Birliği'nin bugün yanlış olduğunu görüyoruz. Kimse Kuvvetler Birliği'ni savunmuyor. Tarihsel olarak kuvvetler ayrımı tezine baktığınızda ya da bizim 2010 referandumunda önemli tartışma konusu HSYK üyeleri nasıl belirleyecek? Seçimle mi, atamayla mı? Ya tabii ki seçim yani. Seçim yanlış olursa doğrusunu seçersiniz. Atama niye daha iyi olsun? Zaten atayan Erdoğan. O annesi çok güzel onu anlatmıştır. Yani matematiksel şeyden dolayı 6 yaşındaki çocuğun anlayabileceği sahnelikte. Yetmez ama evet. Hikayesinde yani eski sistemde nasıl, bu sistemde nasıl ve seçim ilkesine Paris Komünü'nden beri esas olan yargıçların seçme ve seçilmenin temel ilkesi nasıl atama yerine tercih edilebilir ama o tartışmadaki esas konu tabii yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğu için ne yapılırsa itiraz etmek gerek. Yani CHP olsaydı muhtemelen o konularda bir itiraz olacaktı. O konuda şeyden olacak. Geçenlerde dinledim. Etienne Mahçupyan'ın da yetmez ama evetle ilgili bir sözü var. Ben açıklamış zaten kendi süreçte nasıl davrandığını. Ben yetmez ama evetçi değilim, direkt evetçiyim diye işte evet, kendi bakış açısıyla anlatmış. Ama o süreçte de çok üzerinize gelindiğini düşünüyor musunuz?
Ya bu biz bunu kamusal alanda çok anlattınız mı? Kamusal alanda tartışamadık. Yani şimdi diyelim biz bize konuşuyoruz. Beni böyle değişik televizyon programlarına çağırdılar. Mesela bu konuyu bir türlü konuşmazlar. Yani mesela bu konuda böyle fanatik şeyler var. Yetmez ama evet düşmanları var. Mesela Enver Aysever CNN'deyken bir programını çağırdı. Bu konuyu hiç konuşmadık. KRT'ye çıktım sonun değişik unsurlarıyla. Ya diyorum Venedik Komisyonu raporlarını gördünüz mü? Haberleri yok. Yani Venedik Komisyonu raporları mesela başkanlık sistemine karşı olumsuz bir tutum alırken 12 Eylül Anayasası'nın değişikliğiyle yönelik çok olumlu bir rapor veriyor. Geçen hafta birisine sordum. Bu yetmez ama evet hikayesi. Nedir yetmez ama evet dedim. Bana bir anlatır mısın? Ben bilmiyorum yani. Şaşırdı yani. O bir motto olmuş. Yani yetmez ama evet demek. 26 maddelik anayasa değişikliğine evet ama yetmez. Bütün 12 Eylül Anayasası değişsin demek. Şimdi buna kim itiraz edebilir? Kenan Evren'in itirazını anlıyorum. Ama bu değişiklik yetmez. Bütün 12 Eylül faşist anayasası değişsin demek seni niye rahatsız ediyor? AKP'yi güçlendiriyor. Şimdi sen idam cezası kalksın, şu bu kalksın dediğinde AKP'yi güçlendiriyor mu, güçlendirmiyor mu diye bakarsan hiçbir şey yapmamız lazım. Başa dönelim. 1987 referandumunu hatırlar mısın? Siyasi yasakların kalkması. Kıl payı geçmişti. Tabii ki siyasi yasaklar kalksın. Ki Kenan Evren o zaman bayağı da kalkmaması için de şey yaptı. O, Kenan Evren zaten hayır çıkarsa intihar ederim dedi falan filan. Ama şimdi bu yetmez ama Etyen'in atladığı bence. Yetmez ama evet hikayesinde. Şimdi evetçiler var. Bu yetmez ama evet daha çok disip çevresi ve Şenol Karakaş arkadaşımızın. İsim babası kimdi hocam? İsim babası Şenol Karakaş'tır. Hakkını vermek lazım. Bir sürü çünkü türedi isim çıktı. Ama kolektif olarak anlıyor tabii yani. Böyle bir sabah kalkıp buldum demiyor. Oradan yani büyük ölçüde Şenol tarafından formüle edilmiş. Yetmez ama evet bu yani. Şimdi hayır diyenler de tabii haksızlık etmemek lazım. Evren de hayır dedi. Sen de hayır dedin. Demek ki evrencisi yani demek. Işte, bu olur, yetmez olur. Ama evet diyenlere yapılan haksızlığın bir benzeri. Nasıl hayır diyenlerin içinde nüanslar varsa müsaade edin. Evet diyenler içinde olsun. Mesela ben hiç yetmez ama evet demedim. Biz o dönem EDP'de Ziya Halis'in başkanlığında Erdoğan zihniyetine hayır, anayasa değişikliğine evet dedik. Yani kendimiz şimdi bunu görmezlikten gelmelerin hep bir potada eritilerek şey yapıyor. Bunu görmezlikten gelmelerin tek nedeni ya nasıl oluyor da birileri hem AK Parti'yi eleştiriyor hem de anayasa değişikliğini destekliyor. Şimdi kendi varsayımları içinde bu bir yere oturmadığı için bunu görmezlikten gelir hikayesi. Ben yetmez ama evet demedim ama adım yetmez ama evetçiye çıktı. Niye? Çünkü anayasa değişikliği olduğu sabah biz savcılığa gittik. Daha çok yetmez ama evetçiler. Ve Kenan Evren hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ya şimdi gittik daha sonra Ankara'ya, Berfuan'a falan. Ya ne kadar bu hayır diyen arkadaş varsa bizden önce kuyruğa gitmiş. Yani müşteki olmak için. Ya arkadaş bu Evren'in yargılanması sana rağmen mi oldu senin sayenden bu sayende? Ha diyorlar ki bunlar boş işler falan. Ya boş iş demek Berfu Ana gibi insanların emeğine büyük haksızlık. Bunlar boş iş ise sen doğrusunu yap değil mi? Ya bırak birileri bu kanaldan gitsin. Mesela bu şey çok kıymetlidir 2010 referandumda. Bireysel başvuru hakkı anayasa. Anayasa yap. Yani şimdi bütün patırtı bunun üzerine kopuyor. Yani AK Parti bile artık buna karşı. Ya şimdi bu bir kazanım mı kazanım. Bir sürü insan cezaevinden çıktı mı çıktı. Ya cezaevinden çıkan ne kadar adam varsa ya niye bizim çıkmamızı sağladınız diye adeta bize saldırdı. Ya kardeşim önce bir teşekkür etmen için yapmadık ama şimdi bu bir kazanım yani. Niye burada ne? Hangi maddeyi niçin eleştiri yapıyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazıyla blok listi. Siz bir kişi gördünüz mü Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını eleştiren? CHP'nin bu itirazını eleştiren. Demek ki esas mesele bu değilmiş. Bunların benim açımdan bir önemi yok. Yani siz sordunuz evet. Diye konuşuyoruz. Çünkü bu son seçimde aslında evet diyen de, yetmez ama evet diyen de, hayır diyen de parti devleti modeline karşı yan yana geldi. Bu radikal gözüküp aslında bu cepheyi dağıtmak isteyen arkadaşlara hep uyarı yaptık. Yani bak arkadaş, bu yıllar öncesinin meselesi. Buradaki bu yan yana gelişi
bir itiraz etmek sonuç iktidarı yarıyor. Ya bırak evet diyen de, hayır diyen de, yetmez ama evet diyen de parti devleti modeline karşı yan yana tutum alsın. Yani ortak noktalarımızda buluşalım. Farklılıklarımız değil. Yani Türkiye sahanı düşünün. AK Parti evet demiş 2010'da. MHP hayır demiş. Şimdi onlar birlikte siyaset yapıyorlar. Biz burada sen mi haklıydın, ben o mu haklıydı? Yani şimdi burada bir hakikaten akıl tutulması var. Siyaset ne büyük, şimdi orada bir tukandı, bir kaldı evet. Sanki ben hep öyle görüyorum. Onun ötesinde o yetmez ama evet noktasından sonra bir şey olmadı. Şimdi niye kızıyorlar? Tartışma. Niye kızıyorlar? Şundan dolayı, ya ben yapı gereği minimalistim. Yani maksimalist gelişmeler olmazsa, A'dan Z'ye değişim olmazsa hiç olmasın daha iyi deme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Virgülü değişse benim için öyle olumlu. Ama 2010'la daha sonra başkanlık sistemi arasında bir neden sonuç ilişkisi de yok. Bu meseleyi ortaya getiren MHP, yani hayırcı MHP. Ya o şablonla baktığımızda bizim yakın tarihimizi anlayabilme imkanımız da yok. O yüzden yani 12 Eylül rejimi ve anayasasından kurtulabilmek için kime yarar? Tabii ki iktidara yarar. Ama yani topluma da yarıyor ve sonuçta o iktidar ona sahip çıkmıyor zaten. Yani bu yargıya yönelik daha sonraki müdahaleler falan çok daha belirleyici oldu. 2014'teki değişiklikler falan 2010'a göre. Hocam günümüze gelirsek siyasetin en büyük sorunu olarak neyi görüyorsunuz? Siyasetin en temel meselesi tabii toplumsallaşamama. Yani retorik siyasetinin ötesine geçememe. Çünkü bir sosyolojik sol açısından baktığında bir sosyolojik sol olacak ki bunu siyasal solla taçlandıracaksınız. Yani toplumsal dayanaklarımızın büyük ölçüde zayıf olması. İşte yerel seçimlerde bunu çok açık görüyor. Yani önümüzde bir kırmızı pazartesi var. Yani iktidar bloğu büyük bir adım atıyor bence. Yani bir dizi yer, yani kazandığı yer. Zaten %54 küsuru iktidara ait belediyeler. 10 küsuru CHP'de, diğerleri de daha küçük oranlarda gidiyor. Büyük bir travma, türbülans içine girme durumu var muhalefet açısından. Belki bu kendisiyle yüzleşme, kendi real gücünü görememe konusunda bir vesile olur. Yani sil başla, belki yerel seçimlerden sonra önümüzde bir 4 yıl var. Yani solun kendini formatlaması, en azından demokrasi ortak paydasında buluşulması açısından belki vesile olur diye düşünüyorum. Yani esas konu sahici olamaması. Yani kriz dediğiniz şey zaten söylediğinizle yaptığınız arasındaki açı farklı değil midir? Söylediğinizle yaptığınız uymuyor. Yani CHP'de bu yeni değişimcilere bakın. Yani niye ön seçim yapmıyorsunuz? Zaman yok. Niye dem yapıyor? O nasıl zaman buldu? O da doğuda yapıyor yani. Batıda niye yapmıyor? O da belli değil yani. Yani hem doğuda yap, çifte hukuka karşı değil misin? Doğunun hukuku ayrı, batının hukuku ayrı olmasın deyip. Burada da doğuda ayrı, batıda ayrı. Niye yapıyor? Ama iş ise yapıyor yani. Bu önemli. Ali Mahir Başarır çıktı bir gün televizyonda. Ya zaman yok, siz siyasi partiler yasasını okumadığınızı falan diye fırça çekiyor. O kadar asıl astarı olmayan şeyler ki bunlar. ÖDP'de biz konferanslarla ön seçim yapardık. O kararı parti meclisi kararı haline getirir. Bir günlük iş. İsterseniz yaparsınız yani ama istemiyorlar. Yani o parti merkezleri o yetkiyi paylaşmak istemiyor. Kendi içinde demokrasiyi inşa edemezsiniz. Nasıl? Diyorlar ki ön seçimden bir sonuç çıkmaz. Niye? Üyelerimiz naylon. Yani sen Türkiye'nin en eski partisisin. Naylon üyesi olan partinin kendisi de naylondur. Yani öncelikle onu naylon üye olmaktan çıkarmak. Hani siyasete aktif katılımını sağlamak belki. Tabii yani değil siyaset mi? Dediğin nedir ki ben kararları alırım sen buna tabi ol diye bir dünya yok yani. Yani söz, yetki ve karar yurttaşlı olsun dediğimiz şey bu değil mi? Yani çok üzüntü verici bir şey çünkü genç kuşaklar da zannediyorlar ki bu bütün dünyada böyle. Yani Paris Belediye Başkanı Parisler belirliyor. Yani bu Ankara'dan aday atama hikayesi nedir? Hakikaten bunun kabul edilebilir bir şey yok. Bu siyasi bohçacılık yani. Her şeyi bir şeyin içine koyuyorsun. Karma karışık yapıyorsun ama hiçbir eksenin yok. Yani demokrasi,
hukuk teminatı gibi temel meselelerde geri adım atmamak lazım. E diyorlar ki AK Parti de bunu yapıyor. Ya zaten senin farkın orada olması. Ya AK Parti de bunu yapıyor gerekçen olduğu zaman geçmiş olsun zaten. Yani demek istiyorsun ki benim ondan farkım yok. Niye onu eleştirmiyorsun? Ya o zaten parti devlet modelini inşa etmiş. Herhangi bir AKP'li ile konuşun, bu parti devlet bütünleşmesini size tamamıyla hak veriyor. Ama kamuya açık alanda bunu söyleyemiyor. Çünkü hiç kimse post Erdoğan dönemine ilişkin en ufak bir fikre sahip değil. Ne olacak sonra? Hani bugün bir hani Erdoğan tırnak içinde şeyiyle, karizmasıyla diyelim, durumu idare ediyorsun. Yani başarının adı kurumsallaşmak. Yani size ihtiyacın olmaması. Kendinizi gereksiz kılmanız. Kendinizi gerekli kıldığınız zaman müesseseleşemiyorsunuz. Yani Erdoğan'ı çekin. Ne olacağını kimse bilmiyor. E şimdi CHP'de de aynı şey olmadı mı? Yani bir anda Kılıçdaroğlu diye birisi var. Yıllardan bir partiyi yönetiyor. 40 tane hata yapmış ama son dönemde kapsayıcı siyasetle doğru bir at izledi. Orada da bir sürü yanlış yaptı. Ama var olan insanların 15 yıldır çalışıyor ve onları bildiği için onları teslim etmek istemiyor. Peki kime teslim etmek istiyorsun? O da ortada yok. Şimdi bu nasıl? Burada bir problem var. Yani bunca süre içerisinde kendi kadrolarını oluşturmamışsın. Oluşturanlara da güvenmiyorsun. Güvenmediklerini de 200 tane Zoom toplantısı yapmışlar. Arka planda iş çeviriyorlar ve bize diyorlar ki bu normal karşılığın. Ya bu bir kepazelik yani. Galiba yetki devrinde bir sorun var bizim idarecilerimizde hocam. Biraz da yetki devrinde olabilir. Tabii, şeyde. Tabii. Peki ama dünyanın genel durumunu nasıl görüyorsunuz hocam? Türkiye biraz daha dışına çıkarsak. Ya bir kere öncelikli mesele, hani biz hep solda nedir? Sınıf meselesi değil mi? Ya yani şimdi öncelikli mesele yaşam, ölüm meselesi. Yani küresel ısınma değil mi? Yani ne olacak? 10 yılda tedbir almadığın takdirde bu dünyanın yani geri dönülemez noktaya geleceği şeklinde bir iddia var. Yani 1,5 derece artması ne demek? Yani 100 yılın en sıcak 2023'ünü yaşadık ve böyle gitmemesi için de bir neden yok. Tamam mı? Bunun arkasında kapitalizmin kar maksimizasyonu körlüğü var ama yani öncelikli mesele bu. O yüzden hani yeşil hareket, sol hareket, sosyal demokrat hareket bütün bunların ortak bir akılda insanlığın geleceği için ortak bir irade oluşturması son derece önemli gözüküyor. Ama maalesef çok günübirlik yaşıyoruz. Yani dünya geneline de baktığımda yani çok kuvvetli karşı hegemonik hareketler çıkmıyor. Enternasyonalist dayanışma dediğimiz şey dibe vurmuş. Sendikaların eskisi kadar, derneklerin eskisi kadar etkinliği tabii de tabii genel olarak bir düşme. Çünkü üretim tarzı esnekleşti. Evet. Yani biz hani solda böyle bir şey var. Yani niye başarısız? Az çalıştık. İmanımız mı az falan. Konu bu değil yani. Az çalışma, çok çalışma yani bir niceliksel mesele değil. Temel üretim aracının toprak olduğu kapitalizm öncesi toplumdan, feodal toplumdan temel üretim araçlarının fabrika olduğu kapitalist toplumlara geçmişiz. Şimdi veri, data meselesi ön planda. Yani robot yapan robotlar, fabrika yapan fabrikalar döneminin teorisi henüz ortada yok. Yani Marksizm'in de kendisinin bir sanayi toplumu ideolojisi olduğunu varsayarsak bugün bu teorinin yeniden inşa edilmesi, oluşturulması gerekiyor. Eğer yapay zekanın bu kadar geliştiği bir dünyada artık her şeyi galiba tabii yeniden inşa edilmesi gerekecek. Doğru. Şey soracaktım hocam, özel bir şey olarak. Göçmenlik meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu çok son zamanlarda konuşuldu. Valla ben hep göçmenlerle dayanışmadan yanayım. Göçmenlik bir kültür, şöyle sormakla yarar var. Kültürel çeşitliliği bağlamında. Kültürel çeşitlilik açısından da bu bir kazanımdır. Yani dünyanın en temel hareketi büyük ölçüde göçmen, sığınmacılar hareketi. Dünyadaki siyasi gidişatı belirleyecek. Burada cumhuriyetçilerin şöyle bir problemi var, dünya cumhuriyetçileri. Ben bir Fransız yurttaşıyım. Bu benim yurttaşlık hakkım. Dolayısıyla kağıtsızlar üzerinde benim bir egemenliğim var. Kağıtsızlar benim gibi olabilir mi? Bu çok yanlış bir şey. Dolayısıyla kağıtsızlar hareketi gibi. Yani kağıtsızların kağıt sahibi olması. Yani kağıt dediğim kimlik sahibi olması. Hani migration, göç, Latince migrare,
migren, baş ağrısı. Yani baş ağrısı gibi görmek yerine bir tür zenginlik gibi görmek. Kültürel zenginlik olarak görmek ki iklim krizi nedeniyle de onun kendine göre bir göç dalgası olacak. Göç hareketlerini bir siyasi özne gibi görüp bunu kendine dert eden siyasi gruplar var ama çok küçük. O dayanışma içinde olanlar çok küçük gruplar. Bunu çoğaltmak lazım. Bir nefret objesi haline getirildi. Özellikle bu Zafer Partisi'nin kampanyalarıyla, Bolu Belediye Başkanı'nın nefret söylemiyle falan. Buna kategorik olarak karşı çıkmak lazım. O zaman ben solcuyum diyen birisi ile siz arasında diyelim nasıl bir ortak nokta kurulabilir ki? Yani nasıl ırkçılık popülerleşiyorsa dünya genelinde o zaman sığınmacılarla dayanışmayı, ırkçılık karşıtı hareketleri de popüler kılmak gerek. Yani buna belki sol popülizm diyebiliriz. Yani popüler demeyelim de popülizm diyebiliriz. Yani sağ popülizm karşısında sol popülizmi öncelikli siyaset tarzı olarak görebilmemiz mümkün. Türkiye'nin en büyük sorunu olarak neyi görüyorsunuz hocam? İsterseniz yavaş yavaş da söyleşimizi bitiririz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki siyasetin nasıl dönüşmesini bekliyorsunuz? Ve en büyük sorun olarak gördüğünüz sorunu nasıl aşabileceğini düşünüyorsunuz? Benim açımdan en büyük sorun eşit yurttaşlar cumhuriyetinin kendini tamamlamaması. Yani eşit yurttaşlar, eşit yurttaş olma talebi ki Kürt sorunu da buna bağlı. Ermeni sorunu, azınlıklar meselesi buna bağlı. Yani bana sorsanız öncelikli mesela bu eşit yurttaş mücadelesini hem bir sivil toplum mücadelesi olarak hem de bir siyasi hareket olarak ön plana çıkarmak son derece önemli. Tam da solun açmazı burada. Mevcut toplumsal düzeni koruma güdüsü aslında o yapıları muhafazakarlaştırıyor. Hani o kadar kötü şeyler öneriyor ki karşınızdaki neredeyse işte 12 Eylül, yani Can Atalay davasını düşünün. 12 Eylül Anayasası'nı neredeyse savunmak durumunda kalıyorsunuz. Yani sizi mevcut toplumsal düzeni, yapıyı savunma noktasına itmek geleceğe ilişkin tahayyül dünyanızı da sınırlıyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. Yani hem diyelim Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlaline karşı çıkmak hem de 12 Eylül Anayasası'na her dönem karşı çıkacak bir tutum almamız mümkün. Yani adalet herkesin hakkını aramaksa herkesin hakkını bulabileceği bir yapılanma savunmak. Hani denir ya kendin için yapılmasını istemediğin bir şeyi başkası için de isteme. Tersten söyleyecek olursak kendin için yapılmasını istediğin bir şeyi herkes için iste. O noktada toplumun mutluluğunu sağlayabiliriz. Birinin mutluluğu bir başkasını mutsuz ediyorsa o mutluluk sahih bir mutluluk değildir. Bu toplumsal olaylarda da böyledir, özel hayatta da böyledir. Birisine aşık olmanız başkasının mutsuzluğuna neden oluyorsa yapılacak bir şey yok. Ama toplumsal olaylarda yani sizin varsıllığınız başkalarının yoksulluğu pahasına oluyorsa daha adil bir dünya, daha eşitlikçi, nimet ve külfet dengesinin kurulduğu bir dünyayı sağlayabilmek önemli. Burada beyaz yakalı sınıfın sendromu var. Yani hepimiz beyaz yakalıyız. Siz zaten bugün beyaz görmüşsünüz. Beyaz yakalılar toplumsal muhalefetin tam bir parçası olamıyor. Çünkü beyaz yakalı kesimin, yani bizim sınıfın en temel dürtüsü sınıf atlamak. O yüzden sınıf atlamak dürtüsü yüzünden kendisi için bir sınıf olamıyor. Beyaz yakalı tırnak içinde işçilere, orta sınıfa dayandığınız stratejiler o yüzden oynak zeminde. Yani o insanların yani reklamcılık sektörü şudur budur. Çok güven vermiyor değil mi seyirci? Güven vermiyor. Temel derdi ben niye üst sınıf gibi değilim diyelim. Yani köleliğe karşı olmuyorsunuz ben niye köle sahibi olmuyorum derdiyle davranıyorsunuz. Bu bizim açımızdan en temel mesele. Tek başına işçi sınıfı merkezli hareketler de yeterli kalmıyor. Çünkü bir şekilde diğer toplumsal kesimlerle ilmiklenmeniz gerekiyor. Bu açmazı söylüyorum ama bu açmazın hani
kendi ne sınıf kendi için sınıf açmazının nasıl çözüleceğini ben de bilmiyorum yani. Ama dayandığımız, dayanmak istediğimiz kesimlerin gerçek bir dayanak, toplumsal, sınıfsal bir dayanak olduğunu söyleyemiyorum. Yani bana sorarsanız, bana sorsalar ekonomik güvence mi istersiniz, bireysel özgürlük mü? Tabii ki her ikisini de isterim. Bunlar birbirinin karşısına konulamaz. Ama toplumun önemli kesim böyle bakmıyor. Bir kesim bireysel özgürlük diyor, ekonomik güvenceler aldırmıyor, biz onlara liberal diyoruz. Bir bölümü ekonomik güvence diyor ama bireysel özgürlüklerle bakmıyoruz. İşte Bulgaristan öyleydi. Hatta Libya bile öyleydi. Bu da yetmiyor. Bu ikisini harmanlayacak bir siyasete ihtiyacımız var. Bunun örülmesi gerek. Onları da artık gençlere havale etmiş durumundayız. Umarım onlar bıraktığımız bayrağı devralarak bu soruları vereceğimiz yanıtları en azından çoğaltırlar. Sınıf meselesiyle ilgili Emine Zola'nın Camiler kitabında güzel bir pasaj vardı. Yani hayal meyden hatırlıyorum. İşte işçi sınıfından birisi öfkesini burada diri tutar ama bu sınıftan kurtulup büyük sınıfa atladığı zaman bütün öfkesini kaybeder diye bir betimlemesi vardı. Ya şimdi bu hani, biz siz biraz önce dedi ya, beyaz yakalıların o güvenilmez şeyinin tarihsel bir perspektifi belki. Ya işte zaman zaman iş talepleri oluyor işte bazı medyada çalışan arkadaşlar. Ya o arkadaşların retoriğine bakmayın. Stajyer maaşıyla çalıştırıyorlar bilmem ne falan filan. Yani eski solcu yeni patron bir proje var. Ya onlar hakikaten çok şey, çok acımasız oluyorlar, çok gaddar oluyorlar. Hani tek tek isim isim, kanal kanal, biliyorum onları çünkü oralardan giriyor bize talepler. Yani şu kanalda çalışıyoruz, perişanız, daha güvenlikli bir şey olabilir mi falan diye. Yani çok hüzünlü hikayeler, bireysel hikayelere baktığınızda hakikaten. Hocam genç aktivistlere, genç siyasetçilere ne tavsiye edersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Ya biz hani tavsiyede bulunmayız. çünkü derler ki yani biliyorsan yapsaydın kardeşim. O yüzden benim bu hani 68-78 kuşağında hala şunu yapmalı, bunu yapmalı falan diyenlere hakikaten asam bozuyor. Yapsaydın hakikaten ya. Ya yapamadığımız için bu böyle olmuş. Bizim hani tavsiyede, nasıl tavsiyede bulunursun? Bizim gibi olmayın dersin en fazla yani. Şimdi sol bölünmüş 48 parçaya ne tavsiyede bulunacaksın? Yani sol içi rekabet. Ben senden daha solcuyum. Tamam öylesin. Ahalinin bundan haberi yok yani. Evet. O yüzden yani ben tırnak içinde tavsiye, kendi iç seslerini bulmalarını öneririm. O ses hiçbir tavsiyeye kulak asmamalarını. Hiçbir. Yani kendi insanın kendi deneyimidir esas olan. Hani dil hep ağrıyan dişine gidermiş. Yani o dişi tedavi etmek yerine dili kesmek değil mi? Kabul edilebilir bir şey değil. Yani ya ben kuşaklar arası karşılaştırmayı da doğru bulmuyorum. Yani o kadar konjonktür değişti ki 68 kuşağı için geçerli olan normların bugün geçerli olması zaten mümkün değil. Yani öyle bir zamansal ikame. Bu çok hızlı gittiği için hatta geçen sene bile geçerli olanlar bugün bile geçerli olmayabiliyor artık. Bu hızla giderse daha da dramatik bir noktaya evrilecek. Evet. Hocam siyasete tekrar dönmeyi düşünüyor musunuz? Kişisel bir soru sorayım. Yani siyasetle her zaman. Yani siyasetle bir parti çatı altısında ya da yok, bir kurumsal bir kimlikte. Uzun zamandır aktif siyaset içinde değilim. Zaten ya 10 yıl genel başkanlık yapmış bir adama yani şöyle oluyor, şöyle bir tuzak. Ya aktif siyaset içinde yer alıyorlar. Tamam peki desem ya o adam hala siyasetin içinde. Biz bunlardan kurtulmayacak mıyız? Yani bizim hayatımız Baykal'da mücadeleyle geçti. Yani ben ÖDP genel başkanlığı bıraktığımda ne dedim? Oylar düştüğü anda bıraktım. Bu bir teamül olsun diye. Sonra Hrant Dink'in öldürülmesi nedeniyle biraz zorlama oldu hakikaten dayanamadım. Yani ne güzel Amerika Birleşik Devletleri'nde iki dönem falan değil mi? Yani kim gelse müessese devam ediyor. Türkiye'de de yani ömür boyu bu işi sürdüren ebedi şeflerimiz var. O kültürü aşmak gerekli. Yani genç kuşağın zaten aldırdığı yok. Ben yani kendi öğrencilerimden biliyorum. O bizim dönemde olmuş öyle şeyler. Galiba son jenerasyonunda biz yıkalım. Evet, yani bu hiyerarşi, ayarcısı şey falan var genç kuşakta. Ben onu çok kıymetli buluyorum. Yani her kuşak kendi dilini,
kendi söylemini, kendi sözünü kuruyor. Bizim onlardan zaten öğrenmemiz gerekiyor. Yani ben kendi mesela kendi kitaplarımın eleştirisini istiyorum öğrencilerimden. Ya hiç aklıma gelmeyen şeyler söylüyorlar, yazıyorlar ve hakikaten çok yararlanıyorum. Yani kabuk bağlamak mı, kabuk değiştirmek mi? Yani kabuk bağlıyorsunuz. Halbuki kabuğun değişmesi gerekiyor. Mesela CHP'de yaşanan sıkıntı da o. Yani bir türlü kabuk değişmiyor. Hemen kabuk bağlıyorlar. Oradan da bir şey çıkmıyor. Yani hibrit siyaset dönemi. Yaşadığımız dönem hibrit siyaset dönemi. O yüzden böyle bir kolaj lazım. Farklı sesleri buluşturmak, yani bir gökkuşağı oluşturmak lazım. Bunun için de herkesin herkesten öğrenebileceğini görmek lazım. Ya Mandela'ya soruyorlar, niye düşmanlarınla görüşüyorsun? Ben şeytanla bile görüşürüm diyor. Yani sadece biz bize konuştuğumuz bir dünya değil, başkalarından bir şey öğrenmek hakikaten çok önemli. Ama geldiğimiz uğrakta problem şu, demokrasiye hepimiz inanıyoruz. Ama demokrasi kapitalizmi denetleyemiyor. O zaman ne yapacağız? Yani görüyoruz bu demokrasi çok uluslu şirketlerin hakimiyetini çözemiyor. Biz bugünkü ufkumuzla bunu aşacak bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü daha asgari demokrasi konusunda bile, işte ön seçim hikayesi gibi, işin ABC'si konusunda bile bir kazanım elde etmiş değiliz. O yüzden hani çok kolay değil demokrasiyi toplumsallaştırmak. Hani ekonomi demokrasisi anlamında değiştirmek çok kolay bir şey gibi gözükmüyor. Ama herkes önündeki sorunları çözebiliyor. Bugün hakikaten demokrasiyi tahkim etmek bir rejimin meşruiyetini, yani cumhuriyetin meşruiyetini toplumdan alması, toplumdan aldığı zaman demokratik cumhuriyet oluyor. Yani devletler almaması, bürokrasiler almaması. Bugün bizim içinde bulunduğumuz uğrakta temel meselenin büyük ölçüde bu olduğunu düşünüyorum. Yani cumhuriyeti demokratikleşme meselesi önemli. Hocam şu an kitap yazıyor musunuz? Bir eser üzerinde çalışıyor musunuz? Yani bu son çalışmamda bu hani Yeşil Sol Manifesto diye anlattığım şeyin bir tür teorik tezler halinde detaylandırılması çalışmam var ama acele etmiyorum. Yani biraz demlenmesi gerekiyor. Anılarınızı da yazıyor musunuz hocam? Arada şey onu velhasıl da yazdım. Onun ötesine geçmedim daha. Yani devam ettim. Onu yeterli buldum. Onun ötesine gitmedim. Başkalarının anılarını okuyorum. İşte o yüzden en son bu Bingöl Erdoğan'ın kitabını okuduğumda ya o kadar acemiydik ki diyor. Buna rağmen niye o örgütsel yapıları fetişizmi içerisinde kaldık? Ona verdiği siyasi konformizm yanıtı çok önemli. Aslında bizim önümüzdeki temel ayak bağı rahmetlinin söylediği gibi konformizm. Biz konformizmi ile yüzleşmeden hani bırakınız devrimciliği basit bir değişim ve dönüşüm bile yaşayamayız. Yani bu CHP'de yaşananlar da bence tamamıyla siyasi konformizm. Güvenli alanlar var. Arkadaşların güvenli sendikaları var, odaları var. Orada günlerini gün ediyorlar. Ya oradan bir devrimcilik çıkmıyor. Siyasi çürüme çıkıyor tabii ki. Haneke'nin Funny Games diye bir film vardı. Tabii ki. Orada bir şey, eleştiri yazısında bulduk. Kimler bilmiyorum. Şu an ismini hatırlayamayacağım da. Çok güzel bir tanımlar. Her konformizm eninde sonunda kendi terörünü yaratır. Çok doğru. Filmi de çok güzel şey yapar o. Biliyorum. Özetler. Çok doğru. O zaman kişisel bir soruyla röportajı isterseniz bitirelim hocam. Sizin hobileriniz nelerdir? Neler izlemeyi seversiniz? Neler okumaktan hoşlanırsınız? Vaktinizi nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu yazıp çizme ve diğer işleriniz haline. Yani en büyük hobim tabii kitaplar. Yani hakikaten o bir Cemil Meriç'in dediği gibi belki sığınma alanı. Ortalama ömrünüzü görüyorsunuz. Daha bitiremediğiniz ne çok şey var. Ama tümüyle onu kaptırdığınız zaman bu sefer de kendiniz bunu üretime dönüştüremiyorsunuz. Orada o dengeyi iyi bulmak lazım. Doğanın bir parçası olmak. Bütün bunları çok seviyorum. Ayağınızın toprağa basması. Siz yanılmıyorsam adada, yazları adada geçiriyorsunuz. Yani Paşa Limanı adasında pastoral bir hayatın süresini uzatmaya çalışıyorum. Yani zeytincilik, bağ işleri vesaire maalesef oradaki arkadaşların desteğiyle olabiliyor. Yani tüm zamanımı ayıramıyorum. Üniversite vesaire. Fakat hayatta en değerli, en bedava şey tabii dostlar yani.
Yani başka insanlar, dostlukların sürmesi, bunlar beni mutlu ediyor. Hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.